Herkese yeni bir günden merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün açılışı benim küçüklerimle, miniklerimle yapayım istedim. Aylin'le Yakup'la bugün açılışa açalım dedim, videonun başlangıcını öyle başlatalım dedim. Şu an öğleden sonra saat 3 civarı. Bu minikler piknik yapmak istiyorlarmış. Sürekli anne piknik yapalım, piknik yapalım deyip duruyor Aylin. Hadi dedim, tamam. Ağaçların altına bize kilim ser dedi. Ben de şöyle mandalina ağacının altına kilim serdim. İşte biraz yiyecek koydum tabağa. Oturuyorlar öyle. Kendi kendine piknik yapıyorlar. Tamam annem getirdim. Çayımı doldurayım. Çay içiyorum. Anneciğim. Efendim. Su getirebilir misin? Tamam kızım. Tamam. Abim semaver de çay yaptı. Sabah kahvaltısında bir yapmıştı. O bitti. Çayları bitmiş beylerin. Kalkın doldurun bakayım. Anneciğim buradan dolduracaksın. İçindekini dökelim de. Şey ama. Getir. Gel ben doldurayım. Hemen getir. Koy oraya. Eline dökülmesin. Su az mı kalmış? Ha, yok. Yok ya, o şeyin tam açılmıyor. Böyle çayımızı doldurdu. Yaptık işte, abim ya sağ olsun yaptı çayı. Yanmıyor. Yakayım mı? Bir iki böyle çalıp çırpı koyabilirsin. Aa, çok koydum. Üstüne su ekle annem. Nereden ama? Şöyle şeyli ekmek var. Nereden ekmek? Çok hoşuma gitti. Pekmezli, kuru üzüm ve fındıklı. Karışık böyle katıklı ekmek. Çok hoşuma gitti. Bunu yardım yerinden vermişlerdi. Paketliydi bunların hepsi. Ben de şuradan buhar çıkıyor ya, oraya koydum. Çayla çok lezzetli oluyor. Tekrardan bunu koyayım. Orada mı şeker? Ay dur. Biraz fazla şeker kaşığımız da şey olmuş. Bir çeki düzen vermemiz lazım. Şimdi bulaşıkları falan yıkadım. Piknikçiler sularını da almışlar yanlarına. Annemler çarşıya gittiler kardeşimle. Tamam annem. Bu beyefendiler de çekirdek çerez falan yiyorlar. Şunu dökülmesin şuraya. Bak burada inşaat eldiveni var. Acaba hani ya? Maç yapıyordunuz. Ama yapma, özgür çok güzel olmadı mı? Bir şey olmaz. Bir şey olmaz, çıkar. Yok yok, rüzgar herhalde onu şey yaptı. Rüzgar esiyor ya, hava biraz. Bir yandan görüntü ya. Dur, benim çayım dökülecek. Ay Tuğa, yine gülme krizi geldi. Efendim. Bulamayacağım. Hello. Bir kere o sensin. Kendi Ferit Korhan'sın. Bugün var mıdır acaba? Bugün cuma. Cuma mı çıkıyor? Evet. Nasıl abi? Spasiba mama. Ne dedin ki? Ay, teşekkürler anne dedim. Kakdile mama. Anasın anne dedin. Ben niye doldurdum öyle o kadar? O sesi kaynasın diye. Şuradan bana çal getir hadi, şu bak. O çallar yere dök. Düşen parçalar ya, şöyle parçalar. Şimdi dayın gelir. Sırf iş olsun diye yaptım değil mi? Yok. Çay soğudu. Dayın da gelir şimdi, bahçede iş bitmedi. Gelir sıcak çay ister. Şuradaki defterlere bak.
Yok yok, tutuşturdum ben. Siz bana çalı çırpı getirin, ben tutuşturdum bunu. Vermedi, ne baktı ya? Hadi annem getir onu bana, ben onu parça kırıklarım. Getir bana annem onu. Dur bakayım bir. Tamam, bu kuru güzel. Getir anneciğim. Bu kuru, bunu kullanabilirsin. Heh. Bir baktım, baktım bak nasıl kuruluğunu anlayabiliyor musun? Kırın, tak diye kırılıyorsa evet, kuru. Ama tak diye kırılmıyorsa yaş. Babam öğretti. Köyde birçok şeyi öğreneceksiniz. Biz köyde ne zaman gideceğiz? Köyde hayatta nasıl kalınır? Öğreneceksiniz ya, bu ne? Öğreneceksiniz bu köy hayatını. Şu dumana bak. Bana bir. Bizden nereye? Sen sonra gidiyor. Heh, tamam, yavaş yavaş tutuşuyor bu. Tamam, şimdi tutuştu. Tutuştu. Tutuştukça şey olur. Su da kaynadı herhalde üstündeki su. Çayımı doldurayım ben. Ateşledim burayı. Şimdi çay suyu soğudu. Abim de bahçeye gitti, odun kesiyor. O da gelir şimdi, sıcak çay ister. Ben de dedim ateşleyeyim şöyle bir güzel. Oğlum biraz daha getirin annem. Kırıkla kırıkla getir annem. Bunun içine koy hadi. Alper, ateş geçmeden. Ateş geçmeden biraz daha getir. Kırıkla kırıkla koy içine annem. Suyu kaynattı bile zaten. İki çalı çırpı hemen kaynattı suyu. Bak bu odun daha doldum bakalım. Aa bak bu daha kuru. Bak hemen su kaynadı. Biraz önce soğumuştu. Aa, iki çalı çırpıyla ya, semaver çayı da bir başka gerçekten. Semaver çayı da bir başka. Şu ekmekten son bir tane kalmış. Onu da böyle yaptım. At annem, at sen. Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Biraz önce dışarıda biraz video çekimi yapmıştım. Çay falan içtik çocuklarla. Abim semaverde çay yapmıştı. Biz de orada biraz işte çay içtik, ateşledik, baktık soğumuş falan, ateşledik. Çocuklar da böyle köy hayatını seviyorlar. İşte köyde ateş yakma falan, bunları böyle ilgileniyorlar yani. Alper öğrenmeye çalışıyor. Öğren oğlum dedim, ona biraz yaktırdım falan. Annemler çarşıya gittiler. İşte bugün dediler akşama bir balık kızartalım dediler. Balık almaya gitmişlerdi. Bir de evin eksikleri vardı. Onları almaya diye gittiler. Daha gelmediler ama biraz önce abimi aramışlar. Biz geliyoruz demiş. Göknur salata yapsın, hazırlasın demişler. Ben de kalktım işte artık. Biraz dışarıları toparladım. Çocuklar sürekli çerez yiyorlar. Çekirdek falan, ortalık dağılıyor. Toparladım biraz. Aylin hala şeyde ağacın altında piknik yapıyor. Yavrum benim diyorum, hava artık serinliyor kızım, geç içeri diyorum, yarın da yaparsın piknik. Yok, pikniğe doyamıyor. Uzun zamandır piknik yapmak istiyordu. Hatta Aylin biz öbür evimizdeyken biliyorsunuz parkın yanındaydı ya evimiz, hep bana diyordu anne parka gidip orada piknik yapalım, parka gidip piknik yapalım falan. Ben de açıkçası pek şey yapmıyordum yani, orada pek böyle komşular arasında pek fazla yok, komşulardan gidip de orada parkta piknik yapan yok yani. Gene de diyordum tamam kızım bir gün şey yaparım, yine de ufak bir kilim sererim, çocuklara biraz aparatif yiyecekler falan koyarım, maksat çocuğun gönlü olsun diye. Hatta bir gün biz sahile gidecektik, böyle planlarımızın arasındaydı. Sahile gidip sahilde ben evde bir gün önceden poğaça falan yapacaktım. Semaverde çay demleyecektim. Semaver diyorum pardon, termosa çay demleyecektim falan. Çocuklara da meyve suyu alırız diyorduk. Sabahtan böyle çıkar gideriz. Çünkü sahilde zaten herkes piknik yapıyor. Sereriz kilimimizi ağaçların altına. Çayımızı, poğaçamızı, yiyeceğimizi falan yeriz, içeriz. Çocukları oynatırız, gezeriz. Oradan da dolmuşa biner geliriz. Sahile gitmek çok kolaydı bizim evden. Yani hemen evimizin oradan dolmuş kalkıyor evimizin önünden. Direkt sahilde indiriyor. Sahilden de biniyorsun, yine evin önünde iniyorsun. O da yani planlarımızın arasındaydı ama olmadı, nasip olmadı. Dedim hadi, çok istiyor piknik. Ağacın altına serdim. Şimdi kediyi de almış yanına. Maşallah kedimiz çok, 3 tane kedimiz var. İkisi annemin, biri de abimlerin kedisi. Abimler de şimdi buraya gelince. Yengemle yeğenlerim Ankara'dalar. Ankara'da yengemin ablası var. Onlar oraya gitti. Büyük yeğenim üniversite sınavına girecek. O burada zaten dershaneye gidiyordu. Burada dershaneleri de yıkıldı. Öyle olunca çocuk zaten artık İskenderun'da zaten şu anda düzgün bir hayat yok.
dershaneye gidemeyeceği için, eğitimi yarım kalacağı için orada Ankara'da oraya dershaneye yazdırdılar. Yeğenlerim orada eğitimlerine devam ediyorlar. Biz buradayız işte. Abim de burada. Zaten bizim buralarda 27 Mart'ta okullar açılacak deniyor ama bilemiyoruz açılır mı açılmaz mı. Eğer açılırsa da ben İskenderun'daki herhalde Esentepe'deki okula yazdırırım çocukları. Çünkü çocukların okulu uzak. Normalde bizim Esentepe'den çocukların okuluna giden öğrenciler de var ama ben tek gönderemem. Bayağı bir uzak bir mesafe. Yani yarım saatten fazla sürer oradan oraya gitmek. Her gün her gün olmaz. Artık Esentepe'deki okula yazdırırım diye düşünüyorum. Yani yine de nasip kısmet vallahi. Artık uzun vadeli planlar yapamıyoruz. Gerçekten yarına dair bir plan bile yapamıyorum ben artık. Ne olacağımız belli değil. Öyle bir duruma geldik yani. Evimizden de herhangi bir haber yok daha arkadaşlar. Hep yazıyor, soran takipçilerim çok eviniz ne oldu, eviniz ne oldu diye. Tek tek dönemiyorum. Çok yorum var. Allah razı olsun ama internetim de kısıtlı olduğu için sadece kalp atmakla geçebiliyorum. Çok önemli sorulara cevap yazıyorum. Onun dışında cevap fazla yazamıyorum. Çünkü internet arayışı içerisindeyiz hala. Biz bir taşımalı internetimiz olsun da diyoruz. Onun arayışı içerisindeyiz. Bakalım. Olursa rahat rahat yorumlarınıza cevap yazarım inşallah ama şu anda mümkün değil. Ama buradan cevap vereyim. Şu an Hatay'da ikinci bir deprem olduğu için bütün her yerde Hatay, İskenderun her yerde hasar tespit yapılan binalar yeniden hasar tespit yapılacak. Yani bizimkilere daha sıra gelmemişti. Ama yaklaşmışlardı. İşte biz 191 sokaktayız. 193 sokakta hasar tespit ekibi 193 sokakta demişti komşularımız. İyi dedik, iki sokak kaldı. İşte bugün yarın bir en fazla bir hafta içerisinde bizim evlere sıra gelir diyorduk bizim binalara. O arada da Hatay'da ikinci deprem yaşanınca tekrardan yeniden hasar tespiti yapılıyor. Şimdi artık bize de ne zaman sıra gelir? Bir ay mı sürer, ne kadar sürer hiç bilmiyoruz. Yani artık hasar tespit ne zaman gelir hiç bilmiyoruz. Elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz. İşte yapacak bir şey yok. Hasar tespit yapılmadığı için devletimizin bize yapacağı herhangi bir yardımı da alamıyoruz. Başvurularımızı yaptık. E-Devlet üzerinden falan filan yapılabileceklerimizi yaptık. Ama şu an evimiz için herhangi bir yardım alabilmemiz için hasar tespit raporu çıkması gerekiyor. O rapor daha henüz hasar tespit yapılmadığı için de maalesef yardım alamıyoruz. Onu beklemek zorundayız. Ama artık yani dün Ali biraz şeylere baktı. Taşıma şirketlerine baktı, bulamadı. Çok yoğun taşıma şirketleri. Bulamadı. Bulursa artık hasar tespiti falan beklemek istemiyorum. Yani neyini bekleyeceğim ki ben hasar tespitin? Zaten bizim deprem sigortamız var, DASK'ımız var. Ona biz resimleri gönderdik. Oradan ne gelirse, ne zaman sonuç gelirse hasar tespiti beklememize gerek yok dedim artık ben Ali'ye. Biz eşyalarımızı alalım, annemin evine getirelim, koyalım. Ondan sonra hasar tespit yapıldıktan sonra evin durumu o zaman belli olacak arkadaşlar. Orada yaşayabilecek miyim bilmiyorum. Psikolojik olarak yaşayabileceğimi hiç sanmıyorum. Hiçbirimiz sanmıyoruz açıkçası. Şimdi ben şu salatamı bir yapayım canlar. Ondan sonra annem gilde balığı getirdiğinde kızartırız inşallah. Tamam, bir şey olmaz kızım. Yakup ne yapıyorsun oğlum? Kediyle mi oynuyorsun? Minnoş? Minnoş? Şuradan geçti. Oradan mı geçti Minnoş? Seni sevmiyorum benim de. Niye? Yedin mi bu bir şeyler? Hayır, gözünü yaptı. Annemle kardeşim bugün balık aldılar, geldiler. Temizlettirdiler. Burada dışarıda ateşte pişiriyoruz.
kardeşim pişiriyor şimdi. Ama bakalım. Gerçi burada da yapabiliriz. İlk çayı burada yap, ondan sonra oraya koyabiliriz abi. Neyi? İlk çayı burada, hop bakalım. Anneciğim anneciğim yavaş. Efendim. Sonra doldururuz, zemlikleri oraya götürürüz. Geliyorum kızım, geliyorum. Şu mu? Senin şişen mi? Evde böyle ay şişelerle sular hep geldi yardımdan. Tümen. Oğlum. Akıllı oğlum benim. Akıllı oğlum. Üstüne atlıyor. Gel, gel. Gel, tamam, sakin ol. Tümen, tümen. Tamam, otur oğlum, otur, otur, otur. Otur oğlum, otur. Gel kızım böyle sev. Otur oğlum. Tamam, bak, bak Aylin seni sevmek istiyor. Sen böyle ayağa kalkınca korkuyor. Heh. Tamam. Ay bir kedi gibi. Sakinleşiyor da. Ne vuruyorsun ya? Tamam otur oğlum. Otur, otur. Dün serbest bıraktık biraz. Bayağı bir bahçeleri gezdi. Bak böyle film kaçıyor. Şey bir de Aile sen mandalina falan atıyorsun ya. Bulursan mandalina bir yerlerden at. Limonu yer mi? Yok limonu yemez. Abi gelsene şurada bak. Şurada. Geçirmiyor. Oradan geçemezsin. Bak şey var, çapa makinesi var. Geçemezsin oradan. Gel. Gel. Tam sonra gösterirsin. Makineyi dayını çekince oradan gösterirsin. Gel. Biraz sobada yakmak için odun yaptı abim. Yok çocuğum beni yoruyor diyor. İnat edeceğim ha. Yerim, şey yerim, ben ya yerim, yerim, yerim. Ben pas atıyorum. Yap. Az önce yavuk gibi, yavukla aynı mı? Hayır, hayır. Tekneymiş bu, öyle oyun oynattım, böyle sallıyorum, sallıyorum. Böyle böyle sallıyorum sanki, tekne dalgada gidermiş gibi. Hayır, anladım. Bayağı gülüşüyorlar. Anneciğim, hayır, kızım. Gördüm gördüm. Ama çok fazla mı saladınız? Ne yaptınız? Hamak ters döndü, düştünüz. Ters tarafına fazla etki vermiş. Anneciğim. Efendim kızım. Kardeşim dışarıda balığı kızartıyor. Sonunu koydu artık. Sonunu kızartıyor. Ben de şöyle maraş salatası yaptım. Bir de şey istedi. Soğan, domatesli, maydanozlu soğan salatası yap dedi kardeşim. Onu da yaptım. Turp doğradım. Şimdi bunları bir... Ay, ay kuyruğuna bastım kedi senin. Bunları şimdi bir karıştırıp tabaklara koyacağım. Bu kediler de böyle yemek istiyorlar. Hava serinledi. Dışarıda yiyecektik ama dışarısı serinledi artık. Abim de sobayı yakmışken içeride dedik yiyelim. Şuraya sofrayı serdim. Ekmeği falan almışlar gelirken. Şu şalgam değil mi? Şu şalgam. Bu ne? Acı turşu suyu mu? Bu da acı turşu suyu. Bunu karıştırıyorsun. Güzel oluyor. Bardakları falan hazırladım. Sobayı da yaktı abim. Oo, yanıyor yanıyor da şey odun atmak lazım. Geçecek yoksa. Şöyle son bir tane daha atayım şey olmasın yoksa çabuk geçecek. Zaten zorla yaktı, yanmadı bugün, inatlaştı niyeyse soba. Annem de şeye bakıyor, gündüz programlarına bakıyor. Yoruldum gel çarşıya gelip gel. Çarşıyı dolaştılar biraz annemgil. Yorulmuşlar. Niye bu buğulu gösteriyor anne? Ha şeyden dolayı. Aman kavga çıktı. Bana, bana, bana.
şu yastık kılıflarını falan atmıştık makineye. Bunların da bir kısmını geçirdik, bir kısmını daha geçirmedik. Neyse, yemekten sonra geçiririz. Annem de yorulunca uzandı şuraya biraz. Bir gittiler, gelmiyorlar. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Diyorum, gittiler mi, geri gelmiyor bunlar. 10 tane dükkana girdik çıktık. İsmail Yedici hanımına bulur. Bacana, hediye mi aldı onlara? He. Eşine ve akrabalarına hediyeler almış. Orada fazla yok ya. He. Baharatları fazla bilmiyorlar. He. Ondan sonra ne bileyim her şey aldı işte. Sen olayı bir üstüne çıktı kaldı. İyi etmişsiniz canım. Mankada işi vardı. Hmm. İyi. Ondan sonra evet ya, buraya işte ne diyeyim başka. Kardeşim ya. Balık aldık, onu temizlettik. Onu bekledik. Çünkü olaydan sonra iş yerine geliyor bizim. Ablamın kayınbabası. Yemeğimizi yeriz şimdi. Biraz sobanın arkasına uzanır yatar dinleniriz artık. Yaptım yaptım, hepsi hazır. Bir karıştırayım onları, tabaklara koyayım, getireyim. Mermer borcu vardı.